Fox ekranlarından ve yepyeni bir Verkaç programından hepinize mutlu geceler değerli futbol severler. Turkcell Süper Lig'de bitime yalnızca bir hafta kaldı ama henüz şampiyonun ismini söylemek mümkün değil. Son haftaya giriliyor. Galatasaray Sivas deplasmanında 5 golle kazandı. Nereye, dur bakalım, dur. Keserim lafını öyle. Tanıtım manıtım bilmem ne dedim, bir daha söyle bakayım. Şampiyonun adını söylemek mümkün değil mi? Açılış yapıyorum senin tam. Ya bunu. Bırak açılışım açılış. Kainat biliyor bir, bunu. Ama lütfen. Çok Avustralya'dan Amerika'ya, Amerika'dan Mozambik'e, Sayın Mozambik'ten. Sayın programı açmama izin verir misin? Hani o ne Abramovich'in şeyi var ya, yeri ne Ukrayna mı o taraflara kadar. Kainat ezberledi Galatasaray'ın şampiyon olduğunu. Müsaade eder misiniz? Bir açılış yolda yapayım. Buraya geliyorum. Maç bitti, herkes önümü şampiyon tebrikler ediyor. Daha hala sen ne düşünüyorsun? Galatasaray Sivas'ın deplasmanında. Bırak. Gel bakayım oğlum buraya. Üçlük skor. Gel bakayım oğlum buraya. Gel sen buraya gel. Bırak konuşmayı ya. Kalkın ayağa. Siz müsaade etmeyecek misiniz? Ya etmeyeceğim müsaade falan. Bu şampiyonluk burada kutlanacak. Sayın Tamur Hocam, atamadısı olarak şampiyon değil. Mangal gibi yürekle gencecik çocuklar para yok dediler, pul yok dediler. Fakir fukara edebiyatı yaptılar. Al sana fakir fukara edebiyatı bak. Bak. Eyvah. Çekir. Nedir ya? Gel buraya. Sayın Tamur Hocam, ne yapıyorsunuz? Gel buraya. Cem sen de gel. Bak Cem. Gel bakalım buraya. Hayır, pastamız. Pas. İlerleyen dakikalarda. Şampiyonluk kutlanacak. Hiç anlamam. Şampiyon olmadı Galatasaray Sayın Tamburcu. Ben hayatımda işleri tesadüflere bırakmadım. Kim diyorsa desin tesadüfleri. Yak sen şunu. Şu anda ben şoka girmiş bıçak durumdayım. Bıçak nerede bıçak? Sevgili Cem Arslan. Böyle bir şey beklemiyordum. Gel sevgili Cem buraya. Gel kardeşim, beraber keselim. Sayın Tamburcu, ondan mı geç geldiniz gel programa? Sen buraya. Galatasaray Fener evvelki hafta oynadı. Kazanan şampiyon olacaktı. Galatasaray kazandı, şampiyon. Ya lütfen buyurun. Bana bu bıçağı vurdurma, ama sana da vurdurmam ya Galatasaray'a bıçak. Şimdi. Arkadaşım kessin. Al ben bakalım. Yalnız bıçak da tam kurban kesen, bıçağı. Kesen arkadaşımız da bir Fenerbahçeli. Aydın Bey de Fenerbahçeli. Ne yapalım sen, yani? Sen de böyle gel. Sen de yarın Fenerlisin. Formal ilişkiyi var senin. Gel bakayım sen de buraya. Alacaksın. Sizi istemiyorsunuz herhalde. Biz gelmeyelim mi? Sen de gel. Ersan da gelsin. Yalnız bir saniye. Osman burada açmama izin verin. Yalnız bak. Darbeyi yiyorsun. Açılıştı. Osman burada bir konuşma yapmama izin verin. Tamam, konuş bakalım. Şimdi tamam. Şimdi programı biz normal açılışını yaptık. Tanıtımı yapacaktık ama Sayın Tamburacı programa biraz geç geldi. Bu pastanın ilerleyen dakikalarda biz... tabii muhtemel matematik hesaplarına göre ben hesap anlamam. Hala bana diyorsun ki bir dahaki hafta. Sayın Tamurcu, Galatasaray resmen şampiyon değil. Galatasaray resmen şampiyon. Son hafta Optaş maçı var. Fenerbahçe'nin de Trabzon maçı var. Bırak, adam kutlamak istiyor. Bırak. Teşekkür ediyorum. Bak. İyi dost. Onu sen yapamazsın. O ellere yakışmaz o. Evet abi. Onu Galatasaray'a. Eyvah. Siz bu gece hepiniz hazır. Aman Sayın Aybaba, bırakın patlar. Sarı bölgeden yerim. Ha, sen sarı bölgeden yer. Biz oturalım mı? Ver abi. Biz oturuyoruz Sayın Aybaba. Biz geçelim şöyle. Sanırım ellerinizi değdireceksiniz sevgili Cem Arslan'a. Galatasaray'ın şampiyonluğu. Sevgili Cem. Lütfen. Ben olsa ama... Ama ısırayım de. Hadi afiyet. Sayın Tamburcu, bu ne pastası peki? Sarı kırmızı. Galatasaray'ın resmi olmayan şampiyonluk pastası. Ne demek resmi olmayan ya? Gayri resmi şampiyonluk pastası. Galatasaray'ın hayatta... Sevgili Ersan Çelik, Galatasaray resmen şampiyon mu? Galatasaray'ın hiç hayatta resmi olmayan bir şeyi var mı ya? Şu anda değil ki Sayın Tamburcu resmen şampiyon. Cem pastayı yediğine göre demek ki Galatasaray şampiyon. Bakın burada futbolcular da var. Futbolculardan biri yıkılmış yalnız sevgili Cem Arslan. Güzel kardeşim. Bunun en güzel tarafı ne biliyor musun? Ya bir saniye, ben bir şey söyleyebilir miyim? Osman Tamburcu kutlamak istiyor. Diyelim ki haftaya olamazsa da o zaman deriz ki Osman abi erken kutla. Bırak, adam kutlamak istiyor. Sana doğru, ne? Doğru, teşekkür ediyorum. Haftaya olamazsa da o zaman deriz ki abi bilmem ne yani. Size sarılar cartı pastayla gelirsiniz o zaman. Yok. Ben gelmem. Niye gelmeyeceğimi yerimde söylerim. Peki. Bak burada bir şey daha var. Galatasaray'ın son 3 senede gördüğü ikinci şampiyonluk. 10 senelik Aziz Yıldırım yönetiminde de Galatasaray'ın gördüğü 6. şampiyonluk. Darısı başınıza. Özkan Can Aydın kaç şampiyonlukla gitti? Özkan Can yok şimdi. O geçmiş. Tamam da şimdi yani şimdi daha dur bir aya. Son 3 senede 2 şampiyonluk var. Sen şimdi bu biz cümle, bu cümle dostluğa gölge düşündüğün bu cümlede. Peki Can Aydın'dan, doğru geleyim. Gel yanaklarından da öpeyim. Tamam mı? Can Aydın'dan doğru da geleyim. Can Aydın'ın zamanında fazla Fenerbahçe şampiyonluğu görmedi Aziz Yıldırım. Kaç tane gördü? Aziz Başkan. Seni de kutluyorum.
Emeklerin fevkalade güzel. Yalandan işler yapma. Fevkalade güzel yaptığın işler ama ne olur. Yalandan işler yapma. Fenerbahçe'de daha ziyade bir şampiyon yapmaya bak, gayret et. Burada şimdi pasta kestik, davet ettik. Centilmenlik bilmem ama yalandan işler yapma. Yok yalandan şimdi, doğru söylüyor. Peki ağzımız tatlandı. Galatasaray'ın resmi olmayan şampiyonluk kutlamasını sevgili Tamburacı bir jest yaparak sevgili Cem Arslan'ı da yanına alarak son haftaya